Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir zunubana, Allahumma irhamna, Allahumma irhamna ajleyna. Allahumma erinel hakka hakkan ve erzukna ittiba'ah ve erinel batıla batıla ve erzukna ictinabe. Ya hayyu ya kayyum ya bedi'as semavati vel ard ya zel celali vel ikram. Allahumma inna nes'eluka en tuhiyye kulubana bi nuri ma'rifetike ebeden. Ya Allahu ya Allahu ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahimu bi rahmetike ya Erhamer Rahimin. Ve sallillahumma ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakemattan okuyoruz. Birinci makale, Unsurul Hakikat. Sekizinci mukaddeme. Sonlarına yaklaşık bir yere gelmiştik. Oradan devam edeceğiz inşallah. Geçen haftaki dersler aklımda kalanları paylaşarak kendi hatırlamış olalım. Hatta yine okuyacağımız yere bir hazırlık olması hasebiyle faydalı olabilir. Geçen haftaki yerlerde dikkatimi çeken bazı noktalar vardı. Gelecekte insanlara yapacağımız din teklifinde delillerin ön plana çıkması gerektiğinden bahsediyordu. Hak yerine kuvvetin esas alınacağından bahsediyordu. Yani insanlara dini anlatırken, bir din teklifinde bulunurken, ilk başta tabii ki kendimize, geçmişte olduğu gibi, geçmiş dönemin insanlarında olduğu gibi, duygular, meyiller ön planda olmayacak. Bunun yerine, safsata yerine deliller üzerine çıkacaktı. Hak yerine kuvvetin esas alınması gerektiğini vurgulamıştı. Ve hevaya bedel hüda esas alınacaktır diyordu. Burada çok hoşuma giden bir tabir var. Özür dilerim Uğur Hocam. Bir dil sürçmesi oldu. Kuvvet yerine. Hak yerine kuvvet. Pardon. Yani, kuvvet yerine hak. Yerine, evet. Dil sürçmesi anlaşılıyordu. Evet. Geçen hafta çok hoşuma giden bir tabir vardı. Hani burada söylediği gibi safsata yerine deliller esas alınacaktır dediğinde. Bizim din anlayışımızın temelinde deliller, bürhanlar yok. Dolayısıyla insanlara da dini teklif ettiğimizde, İslamiyet'i teklif ettiğimizde bir takım bürhanlar ortaya koymazsak bu gerekçesiz bir din oluyordu. Bu tabir benim çok hoşuma gitti gerçekten. Gerekçeleriyle bir dini ortaya koyamazsak eğer, ilk başta şu vardır, biz bir kere inandığımız şeyi bilmiyoruz demektir. Neden inandığımıza dair bir fikrimiz yoktu. İkincisi, kendimizin gerekçe bulamadığı, bir takım delillerle temellendiremediği din anlayışını başkalarına teklif etmek çok saçma bir durum. Bu reddolunacaktır böyle bir din teklifi. Bu çok önemli gelmişti bana. Bu tabirde çok hoşuma gitmişti. Gerekçesiz din. Kuvvetin yerine de hakkın esas alınması gerektiğini vurgulamıştı. Burada da şu noktalar bana ilginç gelmişti. Resulullah'ın ölümünden sonra başka beldelere giden sahabeler o insanlara delilleriyle dini anlattıklarında bir hüsnü kabul görmüşlerdi ve dünyanın her tarafında İslamiyet kabul görmüştü. Yani bu dini kabul etmişti insanlar. Fakat daha sonra işte Hicri 5. asırla günümüze kadar olan dönemde hakkın yerine kuvvet aldığından, askeri güçle o ülkelere gidildiğinden daha sonra o sınırların hepsi günümüzde değişti, hala değişiyor, bundan sonra da değişecek. Fakat oradaki insanların İslamiyet'i kabul etmeleri askeri gücü olmadan tek başına yalın kılıç, at sırtında, deve üstünde her neyse giden insanlar kadar başarılı olamadılar. Bu insanlar İslamiyet'i kabul etmediler. Çünkü bu insanın fıtratına ters bir durumdu. İşte Risale'nin yaptığı eğitimin de esasında usulünün temelinde bu vardı. Temelli bir din, gerekçeli bir din, bürhanlı bir din. Şu da çok enteresan gelmişti bana, ben bilmiyordum. Geçen haftaki dersin kayıtlarını dinlerken öğrendim.
Üstadım bu yaptığı bir ihyaydı, Resulullah'ın ihyasıydı. Bunu biliyorduk zaten, hep çok konuştuk. Fakat Resulullah'ın hiç kimseye namaz öğretmemesi, yani namaz şöyle kırılır, işte şöyle rükû varılır, şöyle secde yapılır dememesi de namazı neden kılması gerektiğini anlatması çok önemli gelmişti bana. Yani Resulullah hiç kimse işte şöyle rükûda duracaksın, secdede böyle duracaksın filan, bu şekilde bir eğitim vermediğine dair alimler ittifak üzerindeymiş. Ama mühim olan neydi burada? Neden namaz kılmamız gerekir? Bu eğitimi, bu terbiyeyi veriyordu bir de Resulullah. İşte Risale de bu sünnetin ihyasını gerçekleştiriyordu. Geçen hafta konuşulanlardan aklımda kalanlar bunlar oldu benim. Şimdi Allah rahmi unufil adai, yani düşmanların engellemelerine rağmen, herhalde link verilmişti. Kitap olanlar da bunu bulabilirler. Oradan okumaya devam edeceğiz inşallah. Düşmanların engellemelerine rağmen. Eğer istersen istikbal içine gir, bak. İstikbalden kastı gelecek, bundan sonra yaşanacak zaman dilimleri. Yani bundan sonraki devirlerin, insanların telakkileri, anlayışları olarak anlamalıyız burayı sanıyorum. O insanlar, yani bir öngörüde bulunalım. Hadi gel bakalım, istersen bir öngörüde bulunalım. Bundan sonra, bu devirden sonra yaşayacak insanın anlayışının içine girelim. Ne göreceğiz? Hakikatlerin meydanında, hikmetin taht-ı nezaret ve murakabesinde, teslis içinde tevhidi arayanlar, safsata ederek, asıl tevhidi mahz ve itikadı kamil ve aklı selim kabul ettiği akide-i hak ile mücehhez ve seyf-i bürhan ile mütekallit olanlarla mübareze ve muharebe ederse nasıl birden mağlup ve münzehim oluyor? Şöyle bir kelimelerin üzerinden geçerek bir kere daha okuyalım. Hakikatlerin meydanında, hikmetin taht-ı nezareti murakabesinde. Hakikatlerin ortaya çıktığı bir devirde, bu anlayışta, hikmetin, bu hikmeti çok konuşmuştuk, hikmetten kastettiğimizin ne olduğunu, taht-ı nezaretinde, onun başkanlığı altında ve murakabesinde, gözetiminde, kontrolünde, yani hikmet süzgecinden geçirerek diye anlayabiliriz burayı sanıyorum. Teslis içinde tevhidi arayanlar. Teslis biliyoruz işte Hristiyanlıktaki baba, oğul, kutsal ruh. Bu anlayış içerisinde tevhidi arayanlar. Yani Allah'ın bir olduğu, çok kabaca tabii ki çok geniş bir tabir. Çok kabaca söylersek Allah'ın bir olmasını arayanlar. Safsata ederek, demagoji yaparak. Asıl tevhid-i mahz, yani tam tevhid, saf tevhid ve itikad-ı kamil, mükemmel itikat, inanç ve aklı selim, yani sağlıklı düşünen akıl, kabul ettiği akide-i hak, gerçek inanç ile mücehhez, donatılmış, seyf-i bürhan ile, yani delil kılıcı ile, mütekallit olanlarla, kılıçlanmış olanlarla, mübareze ve muharebe ederse, onlarla çarpışırsa ve savaşırsa nasıl birden mağlup ve münzehim oluyor, yeniliyor ve darmadağın oluyor. Yani eğer o insanların anlayışını biz hikmet süzgecinden geçirirsek, hikmet prensibine uygularsak, teslis içinde tevhidi arayanlar. Burada teslisi ben sadece Hristiyanlar için dediğimi de çok zannetmiyorum. Belki yanlış anlıyorum şu anda da. Yani tevhid dışındaki tüm inançlar zaten çok yanlış inançlardır. Ama Müslüman dünyasında ilk başta kendimize bakalım. Biz tevhide inanıyoruz, Allah'ın bir olduğuna inanıyoruz. Fakat daha sonra diyoruz ki işte yağmur yağdı. Sanki yağmur kendi kendine yağmış ya da deprem oldu ya da kar yağdı. Yani cümlelerin içerisinde dikkatli bir şekilde baktığımızda tevhid inancıyla taban tabana ters, 180 derece ters, her ne dersek diyelim, kesinlikle uyuşmayan, örtüşmeyen cümleler olduğunu görüyoruz. Bu sadece Hristiyanlara has bir durum da değil. Burada teslis, bir durum tespiti. Yani Hristiyanlar
tevhid akidesinden ayrı düştüler. Fakat bu sadece onların ayrı düştüğü anlamına gelmez. Aynı şekilde bizim de bu hastalıkla hasta olduğumuzu gösteriyor bence. Bir durum tespiti yapıyor ama sadece ve yalnızca Hristiyanlarla alakalı değil. Her şeyi, yaratılışını Allah'a vermediğimiz sürece tevhid anlayışından ayrı düşmüş oluyoruz. Yani hem Allah dışında ortakları, yardımcıları gibi bir şeyleri kabul edeceğiz. İşte bulutlar geldi, çarpıştı, yağmur yağdı diyeceğiz. Allah'ı hiç zikretmeden, sanki kendi kendine oluyorlarmış gibi, tesadüfen oluyorlarmış gibi bunu kabul edeceğiz. Bu bir safsata. Bu safsatayı bir tarafa koyalım. Bunun karşısında da tam tevhid, yani saf tevhid, yani yaratılmış hiçbir şeyi Allah dışında başka kimseye vermeyen tevhid inancı. Yağmurun yağmadığını, yağdırıldığını artık günlük konuşma diline kadar yansıtmış tevhid inancı ile mükemmel bir imana, itikada ve sağlam bir aklın kabul ettiği akideyi hak, yani gerçek inanca, bu inançlarla donanmış kişileri bir tarafa koyalım. Bunlar seyf-i bürhan ile, yani delillerin kılıcıyla, yani bu çok önemli, delillerin kılıcıyla mütekallit olanlarla, yani kılıcını kuşanmış ya da bugün ne diyelim, nükleer bombasını hazırlamış da başka ülkelere doğrultmuş insanların haklı kabul edildiği günlerde yaşıyoruz maalesef. O insanlara bir şey anlatılmaz sadece silah soruyla. Fakat gerçekten o insanların kalbine girip tevhid inancını yerleştirmek istiyorsak mutlaka ortaya koyacağımız şey bürhan olmalıdır. Onların aklının, kalbinin, vicdanının, mantığının kabul edebileceği bir takım gerekçeler, bir takım deliller ortaya koymalıyız. Bunu koyanlarla diyor, öteki tevhid inancından sapanlar, mübareze muharebe ederse, karşılaşırsa, çarpışırsa göreceksiniz ki diyor, onlar mağlup olacak. Yani el hak, ben biz de buna katılıyoruz diye düşünüyorum. Kur'an'ın üslubu hakimanesine yemin ederim ki, Kur'an'ın hikmetli üslubuna yemin ederim ki, Nasara'yı emsalini havalandırarak delalet derelerine atan Hristiyanları ve onun gibileri, onun misallerini, benzerlerini havalandırarak dalalet derelerine atan, yani karanlık işte, sapkınlık derelerine atan, yalnız aklı azl ve bürhanı tart ve ruhbanı taklit etmektir. Şimdi gene bize Hristiyanların durumunu anlatırken aslında hani Türkçe'de deriz ya, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diye. Bir durum tespiti, evet yerinde bir, doğru bir durum tespiti. Fakat bu sadece Hristiyanlara hasredilmemesi, onlarla sınırlandırılmaması gereken bir tespit. Çok önemli bir tespit. Ben bazen düşünüyorum böyle de hani dünyada en çok müntesibi olan din hangisi diye. Benim aklıma hep mukallitlik dini geliyor. Bu din öyle evrensel bir din ki, İster Hristiyan olsun, ister Müslüman, ister Yahudi, en fazla müntesibi olan din bu, taklitçilik dini. Hristiyanları da Kur'an'ın hikmetli üslubuna dayanarak, hatta onunla yemin ederek söylüyor ki müellif, Hristiyanları ve emsalini havalandırarak delalet derelerine atan aklı azletler. Yani aklın öncelenmediği, aklın temel alınmadığı, aklın esas alınmadığı bir din anlayışı delalette düşmeye mahkum bir anlayıştır. Burada hani Hristiyanları delalet derelerine attı buradaki tabirle. İşte bize de diyor ki dikkat edin, siz de eğer aklı azlederseniz, bürhanı tard ederseniz, yani delilleri kovarsanız ve ruhbanı taklit ederseniz, diyebiliriz ya, Müslümanlıkta ruhban yok, vallahi var. Yani bana var gibi geliyor. İşte şeyhleri, hocaları tabii ki çok değerli insanlar, yani ilimlerine bir şey dediğimiz yok da, onlara atfettiğimiz değerler Hristiyanlıktaki ruhbanlığa herhalde denk gelir diye düşünüyorum. Siz daha fazla Hristiyan'ın bulunduğu bir beldede yaşıyorsunuz. Bu gözlemleri daha yapabilirsiniz Hristiyanlık adına. Ama Türkiye'de biliyorsunuz genel itibariyle
bu söylediğimize katılırsınız diye düşünüyorum. Yani Hristiyanlar aklı azlettiler, delilleri kovdular ve kendileri düşünmediler. Hep söylediğimiz bir şey burada. İman şahsi bir süreçti. Herkesin bu şahsi süreci kendi yaşaması gerekir. Babamızdan bize ev, araba, mal, mülk, miras kalabilir ya da annemizden kalabilir de onların imanı bize miras kalmaz. Dolayısıyla tabii ki Müslüman bir kültürde doğmuşuz, büyümüşüz ama bu makalenin içinde de, mukaddemenin başında da dediği gibi bunların hepsini tek tek tahkik etmek durumundayız. Aksi takdirde eğer aklımızı kullanmazsak ve bunu delillerle temellendirmezsek bir takım insanları taklide düşeriz. Her zaman söylediğimiz gibi de taklit makbul bir iman değildir ya da taklit iman değildir diyebiliriz. Dolayısıyla burada Hristiyanlar için söylediği şey aynı zamanda bizler için de çok geçerli diye düşünüyorum. Hem de İslamiyet'i daima tecelli bisat-ı efkar nispetinde hakaiki inkişaf ettiren, yalnız İslamiyet'in hakikat üzerinde olan teessüs ve bürhanla takallüdü ve akılla meşvereti ve tahtı hakikat üstünde bulunması ve ezelden ebede müteselsil olan hikmetin desatirine mutakabat ve muhakkatıdır. Acaba görünmüyor hayatın ekser fevatih ve havatininde nev-i beşeri vicdana havale ve aklın istişaresine hamlettiriyor. Yani bunun tam tersine İslamiyet'in getirdiği anlayışla Hristiyanlıkta aklın azledilmesi, delillerin kovulması ve bir takım din tırnak içerisinde söylüyorum, din ulularının taklit edilmesiyle delalete düşer Hristiyanın tam tersi. İslamiyet'te daima tecelli ve inbisat-ı efkar, yani fikirlerin yayılması nispetinde hakaiki inkişaf ettiren, gerçekleri, hakikatleri geliştiren, yalnız İslamiyet'in hakikat üzerinde olan teessüs kurulması, yani İslam hak üzerine kurulmuş bir dindir. Bürhanla takallüdü, yani delillerle taklit, delillerle kuşanılmış kılıcı, akılla meşvereti, İslam'ın öncelediği şeyler, akıl, delil, takallüt, kılıçla kuşanma, meşveret, yani görüşme, istişare etme, danışma ve tahta hakikat üstünde bulunuyor. İslam bunları öncelediği için ezelden ebede müteselsil olan hikmetin desatirine, hikmet süzgecinden geçtiğinde bununla çok uyumludur. Bu dediklerini de şu şekilde temellendiriyor. Bakın diyor, işte ayetlerin başlangıcını ve sonunda nevi beşeri vicdana havale ve aklın istişaresine hamlettiriyor. Yani mutlaka akıl süzgecinden geçirtiyor. İşte burada da örnekler verip bu hatimeyi bitirecek. Efela yenzurun, bakmazlar mı? Fenzurun, bakınız. Efela yetedebberun, onlar hiç düşünmezler mi? Bunların hepsi Kur'an'da, işte Nisa suresi, Ali İmran suresi, Gâşiye suresi. Efela tetezekkerun, hala düşünmez misiniz? Tetefekkerun, düşünün. Ma yeşurun, farkında değiller. Yakilun, akletmezler mi? Akıllarını kullanmazlar mı? Diye birçok ayeti de buraya referans olarak gösteriyor. Ve şu şekilde bitiriyor. Fertebiru ya ulil elbab. Yani bundan ibret alın ey akıl sahipleri. Haşir suresinde geçiyor. Yani dikkatli olun. Bunlardan da ibret alın. Yoksa aksi takdirde aklınızı kullanmazsanız Hristiyanlığın bugünkü durumunu görürsünüz. Hatime, tartebiru ya ulil elbab, zahirden ubur ediniz. Yani ey İslamiyet'i araştırmaya kalkan insanlar, bir şeyin dış görünüşünden bir geçiniz, kabuğundan geçiniz, özüne geçiniz, öte tarafa, madalyonun öbür tarafını bir görünüz, işin hakikatini anlamaya çalışınız. Hakikat sizi bekliyor,
Fakat gördüğünüz vakit incitmeyiniz. Esah ve lazım. En doğru ve lazım olan da budur deyip 8. Fatime'yi bitiriyor. 9'a başlıyor. Benim okuduklarımla aklıma gelenler bunlardı. Beraber tekrar isterseniz üzerinden geçelim. Daha bereketli oluyor. Biz de istifade edelim. Allah razı olsun. Yani okuduğumuz parçanın vurgulanması gereken noktalarına gerekli vurguyu yaptınız. Ben ilave edecek çok fazla bir şeyim yok. Öyle baktım maşallah. Zaten bekliyordum bu teslis içinde tevhidi arayanlar ifadesinin ne kadar kuvvetli olduğunu ve evrensel bir kullanıma veya uygulamaya tabi olduğunu vurgulamanızı bekliyordum ve yaptınız. Bu çok önemliydi. Ben yalnızca sizin söylediklerinizin çok önemli olduğunu kendimiz için de böyle bir hali dikkate almamız gerektiğini veya böyle bir hale düşmekten sakınmamız gerektiğini hatırlattınız. Allah razı olsun. Çok güzel. En son cümlede belki sizin dikkatinizi çekti ama sonuna geldim diye söylemediniz. Ben size tekrar döneyim. Bu kadar konuyu hazmetmiş iken ve vurgularınızı yaptığınız noktalarda gerçekten İslam'ın ana temel unsurlarını dikkatimize sunmuşken şu cümle, en son cümle dikkatimi çekti. O konuda ne dersiniz? Yani şu fe'teberu ya ulil elbab dediği zaman, ey akıl sahipleri, düşünen insanlar, meselelerin derinlemesine nüfuz eden, etmek isteyen kişiler, buna dikkat edin, bundan ibret alın, bu durumdan, bu ayetlerin vurgusundan siz de faydalanın diye bir çağrıda bulundu. Zahirde zubur, ubur ediniz. Yani şu zahirdeki görünüşleri, efendim bakın camilerimiz doluyor falan, bunları bırak bir tarafa. İslam'ın bürhan ile kuşandığı bir takdim şekli var mı? Akılla meşveret eden, ben şöyle diyorum ama bu söylediğim aklen makul müdür? İnsanlar bunu onaylar mı diye bir düşünün. Yoksa zahirdeki gördüğümüz hallerle gerek alemi İslam'daki haller, gerek gayrimüslimlerin hallerinin zahirdeki görünümleriyle uğraşmayın. Meselenin özüne inin. Peki, hakikat sizi bekliyor. Yani hakikati araştırın. Bunlar tamam. Konuşuldu, inşallah anlaşıldı da arkadaşların sorusu varsa, ilave yorumları varsa memnuniyetle dinleyeceğiz. Benim sormak istediğim cümleye şimdi geldik. Cümlecik aslında, küçük bir cümle. Fakat gördüğünüz vakit incitmeyiniz. Hakikati gördüğünüz vakit diye anlıyorum ben. Zahiri geçin de meselenin hakikatına inin, hakikati gördüğünüz vakit onu incitmeyiniz. Esah ve lazım. En doğru olan budur, en gerekli olan budur. Peki sorun bu. Hakikati gördüğümüz zaman onu incitmek ne demektir? Ya da incitmemek nasıl olur? Hakikati gördüğümüz zaman. Zor bir soru gibi geldi de yani yanılma payımı mahfuz tutarak cevap veriyorum. benim aklıma şu geldi açıkçası.
bizim daha önce edindiğimiz bilgileri bırakarak başka bir doğru olarak gördüğümüz bilgiye geçmemiz çok zordur. Yani bu insan fıtratın çok inkılabi bir yaklaşımdır gerçekten. Gelenekten kurtulması çok zordur. Fakat bu araştırmayı yaptınız, bu tahkiki yaptınız ve hakikati de gördünüz. Öyleyse size düşen artık kendinizle çelişmek değil, insan hak olduğu bir şeye eminse eğer, hak olduğundan ona teslim olması gerekir. Eğer hak olduğundan eminsen ve teslim olmuyorsan bu hakikati incitebilen bir durum olabilir. Ya da kendi geleneğinden, kültüründen sıyrılıp da yani bu benim kültürüm olabilir, böyle bir kültürde yetişmiş olabilirim, bu gelenekten gelmiş olabilirim fakat işin aslı esası da bu değilmiş. Asıl hakikat de işin özü de buymuş deyip ona teslim olmazsak o hakikatleri bizim benliğimizle birebir örtüşen o hakikatleri incitmiş olabiliriz diye geldi aklıma. Ama bilmiyorum arkadaşlar da neler, sizler de katılır mısınız? Evet, arkadaşlarımızdan bir veçesi güzel dile getirildi, Allah razı olsun. Ama mutlaka buradaki bulunan arkadaşlarımızdan, ya bu şu anlama da gelir, ben ilk okuduğum zaman şöyle bir çağrışım yaptı diyenler vardır. Lütfen ya konuşarak ya yazarak katılsınlar. Hakikati gördüğünüz vakit incitmeyiniz. Hakikati incitmek veya incitmemek nasıl olur? Hiç hayatımızda bir hakikati gördüğümüzde incittik mi? Özetle Uğur Hoca'nın, ben sizi beklediğim için yavaş yavaş konuşuyorum. Özetle Uğur Hoca'nın, yani görünce artık teslim ol ona. Evet, yani mutlaka doğru bir anlama tarzı, ama acaba teslim olmaktan öte hakikati görünce biz onu inciten başka bir tavır da sergileyebilir miyiz? Gerçi nihai olarak yine teslim olmamak manasına geliyor da. Siz konuşurken şu aklıma geldi de belki diğer arkadaşlara da bir açım olması sebebiyle. O hakikatleri kendimize uydurmaya çalışmak, daha önceki bilgilerimizi uydurmaya çalışmak, hakikati incitmek olarak da anlaşılabilir mi? Evet, gayet güzel bir açılım. Kendimize uydurmaya çalışmak. Peki, arkadaşlardan kanaatini beyan etmek isteyen, belirtmek isteyen kimse yok mu? Ben herkes heyecanlanacak. Yani ben konuşacağım, ben konuşacağım diye arada bir nizah olacak diye bekliyordum ama. Peki, varsa hemen mikrofonunuzu açtığınız zaman, kapalı durumdan çıkarttığınız zaman ben görürüm, hemen konuşacak demektir. O inşallah susmaya çalışırım. Gizli susacağıma ama söz vermiyorum. Bir arkadaş bir şey yazdı. Hakikatleri esbab perdesini örtmek aklıma geliyor. Ona yine yani açılması gereken bir cümle bu, esbab perdesiyle örtmek ne demek? Yani güzel baktım arkadaşım. Birisi Resulullah'ın sünneti diye düşündüm. Yani hakikat tebliğ edildiğinde namazda kıblesini değişmiş. Transkültür karşısında dünyamıza bir hakikat deliliyle geldiği vakit uyumak, onu incitmemek, yoksa o hakikat artık saklanır bizden diye düşündü. Evet.
Murat kendilerini peygamberlerle gelen hakikatlere karşı geçmiş kanları takındıkları tavır gibi açıklanması gerekir. Neydi o tavırlar? Güzel. Murat kardeş ve Fatma kardeşten açıklama bekliyoruz. Esbab perdesiyle örtmek. Açıklayabilirseniz iyi olur. Murat kardeşten de o geçmiş kavimlerin peygamberlere karşı takındıkları tavırlar gibi olmayacak dedi, incitmeyeceğiz. Yahudi alimlerin İslam hakikaten olan tavrı de, gibi dedi ama işte ne bu? Bu tavır ne? Ne yaptılar? Ne yaptılar da yanlış yaptılar? Yanlış oldu. Onu eğer açıklayabilirseniz memnun oluruz. Yani şimdiye kadar söylenilenler mutlaka hakikatleri ifade ediyor ama daha var mı acaba diye merak ediyor. Kendimize mal etmek de bir ilave esas değildi. Ama hakikati gördük ya, işte kabul etmemek, karşı çıkmak, teslim olmamak, fakat ama ile amalarla onu değiştirmeye çalışmak, kendi kalıplarımıza, bunları hep söylenildi Uğur Hoca özellikle vurguladı. Bunları kendi tavırlarımıza, kendi geleneklerimize, alışkanlıklarımıza adapte edip, yani ona kendi külahımızı giydirmemek, hakikat olduğu gibi teslim olmak gibi, bilemiyorum Murat kardeş ilave açıklama yapacak mı ama peki. Allah razı olsun katılanlardan. İşte hakikati incitmemeye dikkat edelim. Ona hakikat çok naziktir. Mesela özellikle kendi geleneklerimize boğmamak gibi anlamlar da ilaveten aklıma geliyor. Alışkanlıklarımıza tabi kılmamak hakikati. Böyle anlamlar aklıma geliyor. Peki, inşallah güzel. 9. mukaddemeye geçebiliriz. Eğer arkadaşların ilave etmek istedikleri noktalar yoksa. Buradan güzel şeyler öğrendik. Aman efendim, işte akıl önemli değil, kalp gibi dedik ya. Böyle bir ayrıma girmenin anlamsızlığını tekrar tekrar Nursi vurguluyor. Akıl, kalp gibi ayrım yapmak suretiyle bahaneler uydurmak ve dolayısıyla Kur'an'ı anlama çalışmasından uzak kalmak veya tembellik yapmak herhalde çözüm getirmez. Kimseye de çözüm getirmedi. Tembellik yapmayacağız. Bütün insani duygularımızı kullanacağız Kur'an'ı anlamak için. Peki, Uğur Hocam, 9. mukaddemeden yavaş yavaş okumaya devam edelim mi? Güzel özetlediniz maşallah. Okuyalım isterseniz ama çok okunabilecek bir yer gibi gelmiyor bana. Daha çok konuşulması gereken bir yer gibi. Çok yoğun bir başlangıcı var çünkü. Bir başlayalım inşallah. Üzerine konuşalım. 9. mukaddeme. Ukul-ü Selim'e yanında kalktık ki
Yani sağlam düşünme melekesi olan insanlar üzerinde muhakkaktır ki. Yani sağlıklı düşünen insanlar şu konuda ittifak etmişlerdir diye anlayabilirsin herhalde burayı. Hilkatte hayır asıl, şer ise tebeidir. Hayır külli, şer cüz'idir. Yani yaratılışta asıl olan hayırdır. Bir şey yaratılmışsa o hayırdır. Şer ise, yani kötülükse tabi olandır. Başka bir şeye tabi olandır. Hayır külli, şer cüz'idir. Şimdi bu biraz sanıyorum mektupta geçen şer meselesiyle alakalı orayla ilişkilendirebileceğimiz bir yer gibi geldi bana. Yaratılışın hayır olması, şer'in ise dolaylı olarak var olması, dolaylı olması, başka bir şeye tabi olması meselesi ciddi bir mesele. İsterseniz bir paragraf çık daha okuyayım. Orası da biraz ilintili gelmişti bana. Üzerine konuşalım. Şöyle görünüyor ki, alemin her bir nev'ine dair bir fen teşekkül etmiş ve etmektedir. Bu kainatta gördüğümüz her bir türe dair bir fen teşekkül etmiş, bir bilim dalı oluşmuş ve oluşmaya devam ediyor. Fen ise kavaid-i külliyeden ibarettir. Yani genel kaidelerden ibarettir. Külliyeti kaide, yani kaidenin külliye olması ise o nevide olan hüsnü intizamına keşşaftır. O genel kaideler, büyük kaidelere baktığımızda ise o nevde olan, o türde olan hüsnü intizama, güzel düzenliliğe keşaftır. Bunu açığa çıkarır, bunu görürüz. Demek ki cem-i fünun, yani bütün fenlerin ortaya koyduğu, cem ettiği hüsnü intizama birer şahidi sadıktır. Bu güzel düzene sadık birer şahitlerdir. Burada şu sorular aklımıza gelebilir. Yani hepimizin geliyordur günlük hayatta da biraz geçiştiriyoruz ya da önemsemiyoruz ya da biraz bir şeyler bulmaya çalışıyoruz ama çok sonucunu getiremediğimiz için kurcalamaya devam etmiyoruz. Yaratılış hayır, şer ise tebeyim. Yani benim hasta olmam, sakat olmam, ne bileyim başıma türlü türlü kötü, tırnak içerisinde kullanıyorum bunu, kötü şeylerin gelmesi de hayır nerede? Buradaki güzellik nerede? Bunları konuşmamız gerekiyor herhalde. Yani hasta olan bir insan şu şekilde bakabiliyorsa bu problemi biraz halletmiş gibi gözükebilir. Yani ben sağlıklıydım ama sağlıklı olmanın kaynağı ben değildim. Beni sağlıkla yaratan bir Rabbim vardı. Şimdi bana hastalığı vererek şunu hatırlattı. Sen sağlıklı olmanı sağlayan değildin. Kendin sağlıklı olmanı sağlayamıyordun. Seni sağlıklı olarak yaratan bendim. Şimdi sana da hastalığı verdim. Dolayısıyla beni daha iyi tanımana bir vesile oldu bu hastalık. Sana sağlık verdiğinin bir işareti olarak gör bunu. Sağlıklı yaratanın ben olduğumu anla diye bu hastalığı verdim. Öyleyse bu hastalık çok güzel diyebiliyorsak, bunu günlük hayatımızda uygulayabiliyorsak ne mutlu bize diyebiliriz. Hilkatte hayır asıl şer ise tebeyi. Sizler de biraz açmak ister misiniz? Burası bana çok yoğun bir anlatım gibi geldi de konuşursak belki daha güzel şeyler de çıkabilir. Peki bir paragraf daha okuyup da şu intizam konusunu, fenlerin nasıl kainattaki nizamı bize keşfettiklerini, açığa çıkartıp gösterdiklerini ifade etme noktasında takip eden paragraf, en son okuduğunuz paragraf ile bağlantılı görüldü. Orayı da okuyalım. Tamam. Lütfen. Evet, külliyet intizama delildir. Yani kainatta gördüğümüz o türe, az önce söylediğimiz gibi bir türe.
mesela kedilere ait düzen intizama delildir. Bunun külli olması intizama delildir. Zira bir şeyde intizam olmazsa hüküm külliyetiyle cereyan etmez. Çok istisnaatıyla perişan olur. Çok istisnalarla bu perişan olur. Bu şahitleri tezkiye eden, temize çıkaran, nazarı hikmetle istikrayı tamdır. Hikmet gözüyle bakmak, hikmet bakış açısıyla bakmak ve istikrayı tamdır. Yani ortak noktaları bulabilmek diyebiliriz sanıyorum buraya. Fakat bazen intizam görülmüyor. Çünkü dairesi ufku nazardan insanın görebileceği ufuk çizgisi deriz ya, insanın görebileceği bakış açısı kadar daha geniş, tamamen tasavvur ve ihata olunmadığı için, yani insanın bunu kavraması çok mümkün olmadığı için nizamın tasviri, bir misali kendini gösteremiyor. Daha önce gördüğümüz o külli nizamın, külli düzenin tasviri bir misali, misalsiz anlatımı, eşsiz anlatımı kendini gösteremiyor. Binaenaleyh, bununla birlikte, bundan dolayı, umum fünunun şehadetiyle, tüm bilim dallarının şahitliğiyle ve nazar-ı hikmetten neşet eden istikrar tamın tasdikiyle sabittir ki hikmet gözüyle baktığımızda ortaya çıkan bu ortak noktaları, görünen ortak noktaların tasdikiyle sabittir ki hilkat-ı alemde, yani yaratılış aleminde maksud bizzat, yani asıl istenen, asıl hedeflenen ve galibi mutlak, tam olarak ağır basan, yalnız hüsn ve hayır, yani güzellik ve hayır, ve hak ve kemaldir. Ama şer ve kubh ve batıl ise, kötülük, çirkinlik ve batıl olma, yanlış olması ise, tebeiye, yani başka bir şeye tabi olmaya, ve mağlube, yani yenilmiş ve mağmuredir. Yani harap olmuş. Eğer çendan savlet etseler de muvakkattır. Gerçi diyoruz bunlar şiddetli bir şekilde saldırsalar da bu muvakkattır. Yani geçicidir. Belli bir vakittir. Paragraf bitti. İsterseniz daha detaylı bir şekilde konuşalım. Arkadaşlarımızdan katılmak isteyen var mı? Ben ilavede bulunmak istiyorum diyen. Ben şu çizgiyi gördüm burada. Bunu paylaşayım dedim. Hılkatte hayır asıldır, şertebe iyidir dediğiniz gibi yine. Dediğiniz gibi esaslı bir cümle ama anlaşılması lazım hala yani dünya her zaman dönüyor evet birazcık da şöyle arada sırada 10-15 yılda bir de sallayıveriyor küçük bir yeri evet doğru ama bu anlamda değil yani biri çok biri az değil biri asıl olandır. Diğeri ise tebe'i olandır. Yani bir başka maksada binaen yaratılan ve yine aslında hayra tabi olandır. Bunu iyi anlayalım. Burası genellikle az anlaşılıyor. Yani insanın sıhhatli olduğu günlerin sayısı genellikle insanlar arasında bir istatistiksel araştırma yaptığımız zaman genellikle
Evet, Hüseyin dikkatimi çekti, arkadaşlar yazışıyorlar. Acaba bize mi bir şey yazdılar diye, konuyla ilgili mi diye, önemli değil. Genellikle hayır ve şerri hayır çoğunlukta, şer azınlıkta gibi anlıyoruz. Ama burada Nursen'in evet bu bizim şer diye telakki ettiğimiz olayların azınlıkta olduğunu söylemek doğrudur. Kimse diyemez ki insanların çoğu hastanelerde sürünüyor ve fakat yani birkaç kişi sıhhatli. Böyle bir olay kimse iddia edemez. Her gün her yerde dünya sarsılıp duruyor. Bazen de düzgün dönüyor diyemez. Bu belli bir şey. Ama azlık çokluk anlamında değil. Gerçi doğru ama esas bu konu tartışma konusu değil. Zaten onu tartışmasız herkes ister istemez kabul ediyor. Fakat şer diye bilinen olayların tebeî mahiyette olduğunu anlamak lazım. Anlamamız lazım. Ne demek bu şerrin tebeî oluşu? Hayra hizmet eden oluşudur. Bizim anlamamız gereken önemli noktalardan birisi, iki yönüyle birlikte bu dünyada bir eğitime tabi tutulmuş olduğumuzdur. Ya iki yönüyle birlikte neyi kastediyoruz? Birisi yaratıcının mutlakiyetini anlamak. İkincisi yaratıcının mutlakiyetini anlamak için kendimizin mutlak aciz olduğunu anlamak. Bunu ben La ilahe illallah cümleciğinde çok güzel mezcit edildiğini, birbiriyle yan yana getirilip kaynaştırıldığını görüyorum. Benim anlayışım bu. Siz başka bir türlü düşünebilirsiniz, başka şekilde yorumlayabilirsiniz. Memnuniyetle dinlerim. Önce insan kendisinin ve kendisi gibi olan diğer varlıkların mutlak anlamda yaratıcı olmadıklarını, yani bir şeye vücut veremediklerini anlamaları gerekir. Bu da nasıl mümkündür? Kendimizin, insanın kendisinin elde etmek istediği, arzu ettiği şeyleri insanın kendisinin gerçekleştiremediğini anlamasıyla mümkündür. Yoksa insan böyle bir duruma tabi kılınmasa, yani ben her şeyi hazır buldum, nasıl ki bazı çocuklar öyle yetişiyorlar, her istedikleri yapılıyor, her istedikleri yapılıyor, hayata geldikleri zaman sanki diğer insanlar da annesi babası gibi ne isterse onu kendisi için yapıvermesini zorunlu görüyor ve büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. İstediğinin gerçekleşmediğini dünyada görünce büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Neden? Şimdiye kadar hiç kendi isteklerinin mutlaka gerçekleşmek zorunda olmadığını, kendisinin isteklerini, arzularını gerçekleştirebilecek bir güce sahip olmadığını insan zaman zaman tecrübe ile hatırlaması lazım. Ben değilim, ben değilim, ben değilim diye. Hep dünya dönüyor, hiç zelzele olmuyor. O zaman insanlar ne diyor? Dünya hep döner zaten diyor. Diyoruz. Hep beraber diyoruz. Bazı insanlar diyor da bazılar değil. Dünya döner, tabii döner diyoruz. Hatta bazen o kadar gaflete düşüyoruz ki dünyanın döndüğünü dahi unutuyoruz. Kardeşim şöyle ayağın yere bassın, gerçekçi ol diyoruz. Halbuki düşünmüyoruz ki o yer dediğimiz çok sağlam gördüğümüz şey, havada dönen, dolaşan, hiç de sabit olmayan bir kütle.
Onu bile unutuyoruz. Yeri çok sağlam biliyoruz. Dünyada sahip olmak istediklerimizi bu yere, yani kazık çakmak gibi bu yere sağlam yerleştireceğimizi zannediveriyoruz. Bir zelzele oluverdiğinde o zaman başlıyoruz titremeye. Neden? Aa, öyle değilmiş. Demek ki zelzelenin maksadı insana kendi arzularını kendisi gerçekleştiremeyen, gerçekleştirebilen özelliklere sahip olmayan bir kişi olduğunu, bir yaratık olduğunu anlatmak içindir. Yani zelzeleden maksat veya herhangi bir hastalıktan maksat insana önce la ilahe dedirtmek içindir. Kendisinin ilah olmadığını izah etmek için, göstermek içindir. Bu bir hakikattir. İşte şer denilen olayların böyle bir hakikatin ortaya çıkmasına vesile olmak üzere yaratıldığının adına şerler tebeidirler diyor. Ben böyle anlıyorum. Şerler doğrudan doğruya Allah'ın yaratıcılığını bana göstermek için değil, benim yaratılmışlığımı, yaratıcı olmadığımı, muhtaç olduğumu, aciz olduğumu ve hiçbir ihtiyacımı kendim karşılayamayacağımı öğretmek için gerçekleşmesidir, yaratılmış olaylardır. Dolayısıyla yine bir hakikatin anlaşılmasına hizmet etmek üzere hayır yaratılışlardır. Her ne kadar menfi yönden anlatıyorsa da hayırın gerçekleşmesi amacını güttüğü için tebeî olarak hayırdır diyebiliriz. O zaman şer diye bir şey yok mudur abi? Yaratılışta şer yaratılış yoktur. Yaratmada şer kastedilmiş hiçbir olay yoktur. Zelzelede, tufanda, hastalıklarda, ölümde dahil olmak üzere hayır olsun diye yaratılmış, yaratılmaktadır. Bizim o olayı istemememiz bizim eğitimimiz içindir. O olayı sevmeyecek duyguyu da bize veren bizi yaratandır, ölümü yaratandır, hastalığı yaratandır, zelzeleyi yaratandır. Yani şer var da tebeî anlamda. Öyle değil mi? Kırkatte yani, yok. Tebeî olarak var demiyor mu? Hayır işte tebeî olarak kırkatte. Evet. Yaratılışta şer olsun diye şer yok. Bize şer görünen hadiselerin yaratılış maksadı hayır olsun içindir. Yani benim la ilahe'yi anlamam içindir. Onun ama işte ondan sanıyoruz o ilk hayrın asıl şerinsi tebeî olmasından anlıyoruz, öyle değil mi? Yani şer diye telakki. Evet, şer tebeî olduğunu anlayınca haddi zatında kendi başına bir şer yok. Şer aslında hayra tabi olan bir konsept mi diye. Kendi başına bir vücudu olan bir şey değil. Şer şey gibi. Karanlık diye bir şey var mı? Hayır. Yani karanlık dediğimiz şey ışığın ya da gölge dediğimiz şey ışığın eksikliği. Yani esas olan burada ışık ya da nur var. Ama bizim onu algılamamız şer ile, yani tebeî, onun derecelendirilmesi ile oluyor. Biz ışığı, nurun nasıl, ne olduğunu anlayabilmemiz için onun derecelendirilmesi gerekiyor.
O derecelendirme de işte tebeye dediğimiz şer o ile oluyor. Öyle değil mi? Yani şer kelimesini yani kullanırken iyi bizim şer diye telakki ettiğimiz, bize sevdirtilmeyen, arzu ettirilmeyen, yine aynı yaratıcı bana o duyguyu veriyor. Ben o duyguyu nereden aldım? Benim şer diye telakki ettiğim olay aslında hayır olsun diye yaratılıyor. Yani şer diye telakki ettiğim olay dahi hayırdır. Yani dikkat edin. Evet, ben böyle bir aşamadan geçiyorum. La ilahe aşamasından geçiyorum. La ilahe dememe yardım ediyor. Hiçbir yaratığın, ben dahil, kendi başına kendi arzusunu gerçekleştirme özelliğine sahip olmadığını, ancak ben istemediğim bir olayın varlığına, var olmasına engel olamamakla çok güzel anlıyorum. Onun için kelimeye çok dikkat edin. Çok dikkat ederek konuşmak lazım. Bir yönüyle bu tür eğitim, şer, bizim şer diye telakki ettiğimiz olayların yaratılmasıyla yapılan eğitim, hayır telakki ettiğimiz olayların yaratılmasına nispeten milyarda bir bile değil. Çok küçük. Kainatı düşündüğümüzde dünyadaki yaratılan 1 milyon ayrı canlı varlıkların, bitki, hayvan varlıkların, mahlukatının yaşayışını, hayatını düşündüğümüzde şer diye telakki ettiğimiz yaratılış çok cüz'i kalıyor. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Şer diye telakki ettiğimiz olaylardan bahsediyoruz. Yaratılışta bizim şer gördüğümüz olay. Ama kainatın tümünün yaratılışına baktığımızda, istisnasız yaratılışına baktığımızda her şey mutlak olarak hayır kastedilerek yaratılmıştır. Bu mutlak olarak hayır kastedilerek yapılan yaratmanın bizim açımızdan, bizim terbiyemiz açısından değerlendirilmesinde biz iki türlü terbiye oluyoruz. Birisi çok genelde kainatın neredeyse tümünde hep benim arzu ettiğim şekilde bir yaratılış gerçekleşiyor. Çok cüz'i olarak benim arzu etmediğim, bana sevdirtilmeyen olay da yaratılıyor. Ama dikkat edelim, bana sevdirtilmeyen olay, bu ifadelere iyi sahip çıkmak lazım. Kainatın benim hendesem üzerine yürümediğini hatırlatan işaretler diyebiliriz. Belki de benim hendesem bozuluyor çünkü ben her şeyi kendi hesabıma yürümesini ister ve severim. Konu şu, konumuz şu. Benim yaratıcı olmadığımı, hayatımı, varlığımı ne kontrol eden ne de kaim kılan, devam ettiren olmadığımı anlama eğitimidir. Veya bana anlatma eğitimidir. Bana şey geliyor biraz, hani siz dediniz ya hayır diye her tarafımızda hayır diye dediğimiz olaylar oluyor. Şer dediğimiz olaylar çok çok seyrek oluyor. Bize terbiye etmek için. Bana sanki öyle o şekilde değil gibi geliyor. Çünkü yani şer dediğimiz
Bana şer şunun gibi geliyor. Yani bir optimum, bize en sevdirilen bir her şeyin bir ayarı var. Mesela hava sıcaklığı işte çok optimum insan için en optimum yer neresi? İşte bahar yani ne yazın çok sıcağını seviyoruz ne de kışın çok soğuğunu seviyoruz ama baharda belli bir aralıktaki derece var ki o insan için optimum. Ondan ne kadar böyle şey yaparsa, uzaklaşırsa o hava sıcaklığı, o kadar şer gibi gözüküyor. O kadar sevdirilmiyor. Yani şer aslında çok yaygın gibi ama tamamen tebeyi. Hayıra göre tebeyi. Hayırdaki optimum hayırdan ne kadar uzaklaştıkça o kadar şer gibi algılanıyor. Yani sizin dediğiniz gibi çok az sayıda şer oluyor da eğitim için çekme değil de aslında sürekli şer gibi gözüken şeyler var. Onların dereceleri farklı ve tamamen hayıra tabi. Yani hayırdaki oynamalardan kaynaklanan şekliyle bir anlaşılıyor şerrin vardı. Evet, Murat kardeş dedi. Şer eşittir dolaylı yoldan hayır. Evet. Dolaylı, benim açımdan burayı anlamamız lazım. Benim açımdan, benim sevmemem açısından olaya şer damgası vuruyorum. Yaratma fiili açısından değil. Bu çok yaygın İslam düşüncesinde Müslümanların, hatta çok diğer inananların çok yaygın bir şekilde kabul ettikleri hayır, vücut hayrı mahzdır, adem şerri mahzdır diye. Yani Zafer burayı anlatmaya çalışıyor. Doğru, katılıyorum. Beni ilgilendirdiği yönüyle benim şer diye bildiğim olaylara bakışım azlık çokluk önemli değil. Ama yani kainat çapında düşündüğümüzde benim şer diye adlandırılan olaylara bakışım beni ilgilendirdiği yönüyle değerlendirilmeli. Beni ilgilendirdiği yönüyle çok güzel yaratılış maksadımı gerçekleştirme vesilesi oluyor. Dolayısıyla bana şer gelmesine rağmen aslında bir hayrı gerçekleştirmek maksadıyla yapılıyor, yaratılıyor. Fatma kardeş, yaratılışta şer olarak görüyorsam benim yaratılışta ilişkimdeki problemden kaynaklandığını sanıyorum. Hayır. Şimdi bu arkadaşın sözünün üzerinde duralım. Yaratılışta şer olarak görüyorsam, yani yaratılışta vurgusunu yaptığınız için doğru söylediniz. Ama konuyu sizin cümleniz etrafında açıklamak düşüncesi geliverdi aklıma. Yaratılışta şer olarak görüyorsam, benim yaratılışla ilişkimdeki problemden kaynaklandığını sanıyorum. Evet, ama benim pratik hayatıma baktığımda zaten insanların, yani bizim hepimizin, yani bazıları anlamaz ama biz anlarız anlamında değil, hepimizin problemi şu. Efendim, Allah ne yaratırsa mutlaka hayır yaratır. Allah'ın rahmeti her yerdedir. İstisnasızdır. Her şeyi kapsamıştır gibi ayetler var. Bir taraftan da bizim amentüde hayrihi ve şerrihi min Allah var. Bunun ikisini nasıl telafi edeceğiz? Nasıl birbiriyle bağdaştıracağız sorusu herkesin kafasında. Yani bir taraftan zaten hayrihi ve şerrihi olunca sanki yaratılışta şer varmış gibi görünüyor. Ben yaratılışla ilişkimdeki problemden kaynaklandığını söylediğiniz cümleye bir itiraz kaydı koymak için hayır diyorum. Yani ben öyle yaratılmışım ki sıhhati seviyorum, baharı seviyorum ama çok soğuğu, çok sıcağı, hastalığı sevmiyorum.
dünyanın güzel güzel dönmesini seviyorum ama zelzeleyi sevmiyorum. Tufanı sevmiyorum. Biz ona felaketler diyorlar. Onları sevmiyorum. Doğru. Ölümü sevmiyorum. Ölmek istemiyorum. Doğru. Bunlar doğru. Benim ölümü sevmemem yaratmıştır. Beni yaratanın bana verdiği özelliktir. Bu özelliği kullanmam lazım. İşte bu özellikleri kullanarak zelzeleyi sevmemek, hastalığı sevmemek, benim bu dünyada hep muhtaç olduğumu, yaratıcıya, yaratıcının koyduğu kanunlara uymam gerektiğini ve kendimin hiçbir şeyi kendi başına yaratamadığımı anlamam içindir. Onun için konuyu Nursi hayır ve şer meselesini takip etti, gündeme getirdiği yerde 9. mukaddimenin başında hemen arkasından sanki ilgisizmişçesine her bir neviye dair bir fen teşekkül etmiş ve etmekte diyor. Ne alakası var? Çünkü nereden geldin şimdi sen buraya? Yani neden feni buraya koydun ki? Peki fen ise kavaid-i külliyeden ibarettir. Tamam, gerçekten külli prensipleri olan, kendine ait formülleri, düsturları olmayan bir bilim dalı olmaz. O da bilim dalı denmez. Külli kaideleri olacak, külli prensipleri olacak ve o külli prensiplerini tespit edebilen alanda bir fen teşekkül ediyor. Peki kaide-i külliye, külliyet-i kaide ise o nevide olan hüsnü intizama keşaf, hüsnü intizamına keşaftır. Yani külli kaide koyuyorsanız şu demektir, orada güzel bir düzen var. Düzensizlik yok. Yani dünyanın dönmesinde de düzen var, zelzelenin olmasında da düzen var. Sıhhatli olmakta da düzen var. Hastalanmada da düzen var. Yani biri düzensizlikten değil. Benim alıştığım ve sevdiğim düzenin dışına çıkan bir başka düzen gerçekleştiği için ben bu düzene tepki veriyorum. Ve bu verdiğim tepki güzeldir, doğrudur. Yani benim hastalık düzensizlik demek değildir. Yaratıcının dikkatinden kaçmış bir olay değildir. Yaratıcının kainatta hakim olan kudretinden kaçmış, onun dışında kendi başına hareket eden bir olay değildir. Zelzele dünyanın dönüşüne ya da hareketine hakim olamayıp da bazen o hareketi tam kontrol altına alamamaktan dolayı çıkmış bir olay değildir. Zelzeleyi çalışan bir bilim dalı varsa, o bilim dalının da kendine ait külli kaidesi vardır. Ve o külli kaide de bir nizamın mükemmelliğine delalet eder. Zelzelenin de düzeni vardır. Demek ki düzensiz, şuursuz, bilinçsiz bir yaratılış söz konusu değildir. Bunları niye söyledi? Hani şerden, hayırdan bahsediyorduk. Evet, kainatta hakim olan kanunlar var. Yani yaratılış düzeni var. O yaratılış düzeni yaratıcının bilinçli bir şekilde gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bilinçli bir tercih sonucunda gerçekleşen yaratılışın bazı unsurlarını insan sevmezse, o unsurun yaratılışındaki maksadı araştırması gerekiyor. Çünkü orada mükemmel bir kasıt var. Acaba bu kasıt nedir diye. İşte o zaman
Murat kardeşin dediği, benim sevmediğim bir olayın yaratılmasında dolaylı yoldan bana bir mesaj gönderiliyor. Benim sevdiğim bir olayın yaratılmasında doğrudan doğruya bana bir mesaj gönderiliyor. Bir yerde sevdiklerimden dolayı memnun olunca bana bunlar nereden geldi diye sorma, araştırma teşviki yapılıyor ve onların var edicisini, yaratıcısını tanıma ve ona muhatap olma, insan olarak ona yönelme eğilimi görünüyor bende. Bu yaratıcıyı tanımanın birinci yolu. Diğer yolu da ben sevmediğim bir olayla karşılaştığım zaman o sevmediğim olayın benim tarafından engelleyemediğimi, bir başka şeyin de engelleyemediğini ve ancak o olayın düzen dahilinde gerçekleşmesinden dolayı onun düzenini arayıp bularak yine o düzeni koyanı tanımak, ona yönelmek ve onun yaratıcılığına sığınmak yoluyla yine benim yaratıcıyı tanıma prosesim, işlemim gerçekleşmiş oluyor. Yaratıcıyı tanıma işlemim gerçekleşmiş oluyor. Buna iyi dikkat ettiğimizde, evet dediğiniz doğru, yaratılışta tam ışık var, gölgeli yaratılışlar var. Dolayısıyla ben bu yönüyle yaratılışı algılayabiliyorum. Bu yönüyle yaratıcıyla ilişkiye geçebilmem için ışığın var olduğunun farkına varıyorum. Bu doğru. Ama benim hafif bir gölgeli olayı sevip sevmemem, ona tepki vermem ve dolayısıyla bunu şer telakki etmem başka bir konu. Genellikle efendim şer dediğimiz olaylar hayrın noksaniyetinden ibarettir diye izah edilir. Bu anlatım kendi içinde doğru. Şer probleminin çözülmesinde değil. Buraya dikkat etmek lazım. Şer probleminin çözülmesinde benim anladığım, yanılabilirim, benim anladığım şer probleminin çözülmesi benim şer diye gördüğüm, telakki ettiğim olayların dahi benim yaratılış amacımı gerçekleştirmeme yardımcı olacak olan bir düzen dahilinde gerçekleşiyor olmasıdır. Yani ışığın yaratılmasında bir düzen var, gölgelerin yaratılmasında bir düzen var, baharın yaratılmasında bir düzen var, kışın en şiddetli soğuğunun ya da yazın en şiddetli sıcağının yaratılmasında bir düzen var. O zaman bu düzenin var olması için şuurlu, bilinçli bir tercihin bu düzeni gerçekleştiriyor olması lazım. Çünkü insan aklı çok rahat bir şekilde anlar ki düzenli bir hal düzensiz bir kaynaktan çıkamaz. Şuurlu bir hal şuursuz bir kaynağın tercihi olamaz. Çünkü şuurlu bir hal bir tercih halidir. Şuursuz bir kaynak tesadüf, rastlantı, şuurlu bir sonucu veremez. Yani rastlantı sonucu atomlar şuurlu bir insan yapamaz. Bunu insan aklı iç güdüsüyle, insana verilen insani özelliğiyle anlar. Yani biz tartışmamızı, şer meselesini, şerrin vücudu haricisi yoktur. Şer ademi mahz-ı ademdir, ademi mutlaktır diye anlayabilmek için önce insanın bazı olayları şer olarak telakki etmesinden başlamak lazım.
Ben bazı olayları şer telakki ediyorum. Olmasın istiyorum. Ama oluyor. Hadi bakayım hani. Durdur onu. İstemiyorsun ya. Durduramıyorum. Neden? Demek ki benim elimden bir şey gelmiyor. Peki bu şer diye bilinen olayı bir inceleyeyim. Ne var orada? Düzen var. Çünkü tıp ilmi belli prensiplerle tanışır. Neyle gerçekleşir? Neyle uğraşır tıp ilmi? Hastalıklarla. Hastalıkların prensiplerini bulmaya çalışır. Demek ki düzenli bir yaratılış var. Peki bu düzenli yaratılışı ben gerçekleştirebilir miyim? Hayır. Ne gerçekleştirebilir? Şuurlu bir tercih gerçekleştirebilir. Bu yaklaşım bize daha ikna edici, daha tutarlı geliyor. Yoksa yalnızca hayrın kıymetini anlamak için şerler tedahül ediyor, müdahale ediyor dediğimizde doğru olmakla birlikte insanın şer diye telakki ettiği olaylar karşısında alması lazım gelen dersi, öğrenmesi gereken şeyi öğrenmiyor. Veya şöyle söyleyelim, tam öğrenmiyor. Layık olduğu şekilde öğrenmiyor. Öğrenemiyor. Bizim bu noktaya dikkat etmemiz lazım. Onun için buradaki anlatım tarzında bir kopukluk var gibi görünüyor. Önce hayır ve şer meselesini konuşurken sonra fenlerin ne olduğunu anlatıyor. Peki kainatta bir hüsnü intizam olduğunu söylüyor. Bu hüsnü intizam neyi içerir? Benim insanın sevdiği ve sevmediği. Sevdiği için hayır, sevmediği için şer damgasını vurduğu tüm olayları gösterir. Tüm yaratılışı gösterir. Tüm hılkati gösterir. Bu anlatım tarzı bana çok daha güzel anlatıyor meselenin anlaşılmasına ve benim şer diye telakki edilen olaylar karşısında nasıl bir tavır takınmam gerektiğini bana öğretiyor. Güzel öğretiyor. Yani şer diye telakki edilen olaylarda ben çok güzel kendimi la ilahe kategorisinin içerisine koyuyorum. Kendisini la ilahe kategorisinin içerisine koyanlar dağları da la ilahe kategorisi içerisine koyar. Hayvanları da, bitkileri de, dünyayı da, güneşi de, yıldızları da la ilahe kategorisine rahatlıkla koyar. O zaman bunların hiçbirisi bu kainattaki mükemmel düzenin, nizamın, intizamın yaratılmasında, var edilmesinde etken faktör değilse bu intizam nereden geldi? İnsan diyebiliyor demesi gerekiyor insan. O zaman araştırmaya giriyor. Bu düzenin yaratıcısının kaynağı ne olabilir diye. Kendisi yaratılmıyorsa, bütün yaratamıyorsa, kainatta hiçbir şey yaratamıyorsa, la ilahe la ilahe ise, demek ki bu düzene, bu kainata bir vücut veren, varlık veren, onu yok iken var eden, yaratan bir kaynak olması lazım diyor. Bu araştırmaya girdiğinde, bu kaynağın araştırmasına girdiğinde rahatlıkla şu kainatın yaratıcısı, kainatın cinsinden olmayan mutlak özelliklere sahip, kainatın sınırlarıyla sınırlı olmadığı için mutlak demek zorunda olduğumuz özelliklere sahip bir yaratıcı olması lazım geldiğini anlıyor. Bu anlama aşamasında önce la ilahe deniyor. Ondan sonra illallah deniyor. Eğer ışığın anlaşılmasında karanlık, baharın güzelliğinde kışın soğuk, güzelliğinin anlaşılmasında kışın soğukluğunu yaşamayı gündeme getirirsek. Ay lütfen, derse bağlandık. Ben bilmiyordum, o yanınıza bağlanacak. Olmaz. Arkadaşımızı yapalım. Çarşıdan olur.
Sadece ses dinliyorum. Bakayım nerede bu arada. Evet. Evet. Şimdi anlaşıldım bilmiyorum. O zaman külliyet intizama delildir. Zira bir şeyde intizam olmazsa hüküm külliyetiyle cereyan edemez. İntizam olmazsa yani külli kurallar konamaz. Çok istisnaiyatıyla perişan oluyor. Yani kainatta öyle bir durum yok. Bu şahitleri tezkiye eden nazar-ı hikmetle İstikra ithamedir, yani hikmetli bir bakış ve tüme varım dediğimiz induction dedikleri, endüksiyon diyorlar, dedikleri muhakeme türüdür. Fakat bazen intizam görülmüyor. Çünkü dairesi ufku nazardan daha geniş, tamamen tasavvur ve iade olunmadığı için nizamın tasviri bir misali kendini göstermiyor. Yani insan dikkat etsin, ben ilk defa bir düzen, bir şeyin varlığında, yaratılışında düzen göremedim diye hemen burada düzen yok hükmünü vermesin. Nazarını genişletsin. Araştırmalarını genişletsin. O zaman farkına varabilir diyor. Binaenaleyh umum fünunu şehadetiyle ve nazar-ı hikmetle neşet eden istikrai tamı tasdik ile sabittir ki, yani şu hikmetin araştırması, yani dünyanın geniş bir çapta, varlık aleminin geniş bir çapta yapılmış olan araştırmalarının sonucuyla sabittir ki hılkat-ı alemde maksudu bizzat ve galibi mutlak yalnız hüsn ve hayır ve hak ve kemaldir. Ha, insan bu sonuca ulaşabilir. Ama şer ve kubu ve batıl ise tebeiye ve mağlube ve mağmuredirler. Yani tamamen haram olmuş gitmiş şeylerdir. Nerede? Bizim şer diye gördüğümüz olayların sanki bizim aleyhimize olsun diye kasıtlı olarak kainattaki düzenin dışına çıkmış durumlar diye görmeyelim. Yani hılkatin hılkatte hakim olan nizamın dışında bir olayla karşılaşmıyoruz. Esas mesele bu. Yaratılışta var olan bu mükemmel nizamın haricinde değil, şuzuzat dedikleri istisnai haller değil. Onların yaratılışında da düzen var. Ama şer ve kubuh ve batıl ise tebeiye ve mağlube ve mağmuredir. Eğer çenden savlet etsinler de muhakkattır. Yani bir ara her tarafı bir tufan sarsa, yani bir gün iki gün içindir, milyarlarca seneden beri öyle diyorlar, kainat dünyada öyle bir tufan her zaman hakim olmuş falan değildir. Yani şöyle bir anlayış bizde hakim olması gerekir. Şer diye gördüğüm olayları ben sanki kainattaki nizamın dışında bağımsız olarak var olmuş olaylar olarak telakki etmemeye ve dolayısıyla kainatın nizamını Kur'an'ın iradesi dışına çıkmış olarak görmeyeceğim ya da kainatın nizamını Kur'an'ın bana kötülük yapmak maksadıyla, bana işkence vermek maksadıyla, bana sevdirtmediği olayları yaratıyor olmadığının farkına varmam lazım. Bunun için de benim sevmediğim olayların bana sevdirtilmediğini, bana sevdirtmeyenin de benim yaratıcım olduğunu anlamam lazım. Benim yaratıcım, yani bendeki sevmeme duygusunu yaratan bana bu yaratılanı sevdirtmiyor. Bunda ne hikmet olur? Hem bana yaratılanı sevdirtmiyor hem de böyle bir olay yaratılıyor. İşte bunu anlayabilmem için bu olayı incelediğimde göreceğim ki bu olay bir nizam dahilinde gerçekleşiyor
demek ki kasıtlı, bilinçli bir yaratıcı tarafından yaratılmış ve bana bir şeyler öğretiyor. Kainatı niçin yarattıysa o yaratma amacını gerçekleştirmek için bunu yaratıyor. Benim sevmediğim olay yaratıyor. Hastalığı yaratıyor. Kainatın yaratılış maksadı benim yaratıcımı tanımamdır. Beni ilgilendirdiği kadarıyla kainatın yaratılış maksadı benim yaratıcıyı tanımamdır. Bunu iyi anlamamız lazım. Rabbimiz insanı hayır ve şer araçları... Bir arkadaşa cevap verin, ses gitti diyor. Siz duyuyor musunuz? Bir arkadaş lütfen cevap veriversin. Kesmeyelim inşallah. Evet, şimdi duyuyor musunuz? Nasıl oldu Rıza kardeşim? Bu konuda intizama şey dedi, hüsnü intizam dedi. Yani intizamın kendisi, sanki intizam ile güzelliği birleştirdi. İntizamın intizam olduğu anlaşıldığı ölçüde ondaki güzellik de ortaya çıkıyor. Niye güzel oluyor? Çünkü intizam kendi başına olabilecek bir şey değil. İntizamın varlığı, intizamın var edenin güzelliğine direkt delil oluyor. Bu da intizamın varlığının anlaşılması da bu şer gibi gözüken, telakki edilen olayların da intizama dahil olduklarının anlaşıldığı ölçüde ortaya çıkıyor. İyi anladım. Güzel bir şekilde anlatılanları toparlamış oldunuz. Allah razı olsun. Zaten bunu anlamak önemlidir. Ben bu anlatımda ilk defa şaşırdım. Nursel'in bu anlatımında. Rıza geri geldi mi Rıza kardeşim? Onun, evet, Allah razı olsun, gelmiş. Onun yazdığı bir cümle üzerine konuşacaktım da gelmesini bekliyordum. Zaten ilk defa şaşırdım. Bu hayırla şerden sonra tuttu. Kainattaki hüsnü intizamın şahitliğini yapan fenleri anlattık. Ne alakası var gibi göründü bana önce. Tabii burada yani müellif böyle kafasından aklına geleni söyler. Bizim gibi konuşan bir adam değil. Bunu mutlaka bir maksada göre yaptı diye düşününce hakikaten insanın şer telakki meselelerin evet nasıl anlaşılması gerektiğini gösteriyor. O zaman Rıza kardeşim yazmıştı. Rabbimiz insanı hayır ve şer araçlarıyla tevhide yöneltiyor. Bir yandan ödülle, bir yandan da sıkıştırarak yapıyor bunu diye soru işareti koymuş. Yani ona dikkat edelim. Böyle bir yandan ödülle, bir yandan sıkıştırarak dediğimizde niye sıkıştırsın ki canım der insanlar diyorlar. Yani bizim hasta olmamızdan, işkence çekmemizden zevk mi alıyor Allah diyorlar. Bu şekildeki açıklamalar geçersiz bence. Zeynep Betül de peki sevmediğimiz şey mesela gidilmek zorunda olan bir tayin yeri. Bir kelimede yanlışlık problemi var. Tayin. Yeri ise biz buna bunda hayır var deyip tabi mi olmalıyız? Ne demek o tayin yeri? Anlayamadım. Tayin edilen bir yer. Tayin. Tayin ediliyor ya insanın. Zaten tayin etmek İslamiyet'te yok. Öyle bir şey. O bir cüz'i bir olay. Yani birileri uyguluyor onu. Kendileri cevap versin ona. Bizi buna hayır var. Böyle kafadan Allah'ın yarattığında hayır var. İnsanların tercihlerini sorgulamamız lazım. Tabi mi olmalıyız yoksa mücadele mi etmeliyiz? Sorgulayacaksın. Niye mücadele edeceksin ki? Bağlandık konuya uygun mu? Şu anda bağlandık konuya uygun mu bilmiyoruz ama yani güzel de böyle ne bileyim bir
bir grup insanın uygulamasını tutup da böyle kainata hakim olan bir prensibi anlamak için kullanılmaz kardeşim. Bunlar şahsi tasarruflardır. Biz kainatın yaratılışından bahsediyoruz. Şahsi tasarrufları yapan adama ilgilenir, sorarsınız. Ona karşı tavrınızı kendiniz alırsınız. Öyle bir insan söyledi, ben size şimdi hakaret eden bir cümle söyleyeceğim, burada da bir hayır vardır diye. Bana bakan yönü hayır, o insan. Ama yaratılmış olma yönü, yaratıcıyı tanıma açısından, kulluğumu yaratıcıma yönlendirme açısından değerlendirmelidir. Ama birisi geldi seni, işte tarihte böyle yapanlar oldu. İslam alemine geldiler, dediler ki Cebriye dediğimiz grup, onun adın böyle tavrı takınanlara takılan bir isim bu. İşte siz böyle bir şeye layık olmasaydınız başınıza da bir zalim hükümdar gelmezdi deyip ona razı olacaksınız. Çünkü seni şer gördüğünde de hayır var dediler. Böyle insanların tercihleri üzerine yorum yapılmaz. İnsanlar yanılırlar, ben de yanılırım, herkes yanılır. İnsanların yanlışlarını alacaksınız, mahkemeye verip cezalandıracaksınız, kadıya götüreceğiz. İslam'ın öğrettiği bu. Ama olayın yaratılışına bakan yönünde ben Rabbimi tanıma işine görevliyim. Yani yaratılıştaki, olayın yaratılmasındaki hikmeti göreceğim. Yoksa insanları cezalandırırsınız, birisi hırsızlık yapar, benim malımı çalarsa onu kadıya götürürüm. Ama aynı zamanda benim malımın çalınacak şekilde bir yaratılış gerçekleştiğinde acaba ben bundan ne ders almalıyım diye kendime ait yaratıcımla benim arandaki ilişki için bir sorgulamaya girerim. Ama o hırsızı da mutlaka kadıya götürürüm. Bu olaylar karıştı şimdi. Yani karıştırılmaması lazım. Yaratılış açısından konuşuyoruz. İnsanların hataları açısından değil. Evet. Peki efendim. Burada duralım inşallah. Zamanımız da doldu. İnşallah gelecek hafta devam ederiz. Allah sizden razı olsun. Görüşmek üzere. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. Bi hurmeti seyyidil mürselin ve bi hurmeti Fatiha.